Mehmet Aced. Milletvekili listelerinin sürprizleri. Siyasi partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunmaları için gerekli süre bugün doluyor. Bir başka deyişle aktif siyasetin kıdemli isimlerinden Cemil Çiçek'in aday adaylarının kendi aralarındaki rekabete atfen söylediği mahşer kuralları geçerlidir sözünün hüküm sürdüğü günlerin son demindeyiz. MHP aday listesini cuma günü YSK'ya teslim etti. Anlaşılan genel başkan Devlet Bahçeli bu sürecin tantanası uzamasın diye böyle yaptı. Ama diğer partiler listeleri YSK'ya sunmak için yine son saatleri bekleyecekler gibi görünüyor. Aday listelerinin belirlendiği süreç ve mekanizmalarla ilgili bazı bilgiler verelim. İktidar partisinde milletvekili aday listelerini belirlemek için bu defa farklı bir mekanizma işletildi. Bundan önceki seçimlerin hepsinde genel başkanın başkanlığında genel başkan yardımcılarının büyük bölümünün katıldığı meclis grup başkan vekilleri, gençlik, kadın kolları başkanlarının da dahil olduğu kalabalık bir ekip üst komisyon toplantılarını yapmıştı. Üst kurul ekibi daraltıldı. Bu defa farklı bir yöntem izlendi. Üst kurul için çok daha dar bir ekip oluşturuldu. Erdoğan'ın başkanlığında Başbakan Binali Yıldırım, Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun ve bir Meclis Grup Başkan Vekili komisyonun daimi üyeliğini yaptılar. Bu isimler dışında alt komisyonda 81 ilin aday adaylarının mülakatını yapan 14 genel başkan yardımcısının her biri görev aldıkları ille ilgili çalışmalar yapılırken görüşleri alınmak üzere üst komisyona davet edildi. Partinin Meclis grubu adına komisyona dahil edilen grup başkan vekilinin görevi ise mevcut milletvekillerinin karnesini paylaşmakla sınırlı kaldı. Bir başka deyişle meclis grubunu temsilen komisyon toplantılarına katılan isme halen vekillik yapanların meclis genel kurul ve komisyon çalışmalarına katılım durumları soruldu. Aday belirleme toplantılarının bir kısmına gençlik ve kadın kolları başkanlarının da katıldığı bilgisi var elimizde. Peki aday listeleri belirlenirken neden böyle yeni bir model benimsendi? Bir başka deyişle adayları belirleyen ekip neden daraltıldı? Bu konuları konuştuğumuz AK Parti'nin önemli bir yetkilisinin bu sorulara enteresan bir yanıtı var. Eskiden daha kalabalık bir ekiple çalışılıyordu. İster istemez herkesin angaje olduğu bir milletvekili aday listesi olurdu. Üst kurul toplantılarında zaman zaman bu ekipler arasında rekabet ortaya çıkardı ve bazen bu nedenle milletvekili olmayı hak etmeyenler aradan sivrilip listelere girerdi. Şimdi bu yöntemle bu risk ortadan kalkmış oluyor bakanların büyük bölümü listelere girecek. Listeler konusunu AK Parti'nin bir başka yetkili ismiyle daha konuştum. O isme de mevcut bakanların ne kadarının listelere gireceğini sordum. Bakanların büyük bölümü milletvekili listesine giriyor dedi muhatabım. Peki bu durumda milletvekili olacak bakanların artık yeni kabineye girme şansı kalmıyor öyle mi? Genel başkan seçimlerden sonra partinin meclisteki çoğunluk durumuna göre buna bir karar verecek. Yani bu ne demek oluyor? şu demek oluyor. Eğer AK Parti 24 Haziran'ın parlamento seçiminden güçlü bir çoğunlukla çıkarsa Erdoğan vekil olan mevcut bakanlardan bazılarını istifa ettirip yeniden bakan yapabilir. Ama öbür türlü meclis grubu rahat olmazsa böyle bir seçeneğe başvurmayacak. 5-6 bakan hariç herkes listeye girebilir. Kulislerde Cumhurbaşkanı'nın mevcut kabinede sandalye sahibi olan 5-6 bakandan vazgeçmeyeceği, bu nedenle bu isimleri milletvekili listesine koymayacağı konuşuluyor. Ama bu 5-6 kişi dışında herkes listenin bir yerinde ismini görebilir. Çok sayıda bakanın milletvekili listesine konulmasının anlaşılabilir bir tarafı daha var. Milletvekili listesini güçlü tutmak. Partiler milletvekili aday listelerini bundan böyle daha özenli hazırlamak zorunda neden derseniz yeni sistemde hükümet meclisten çıkmayacağı için seçmenin en azından bir bölümü daha bilinçli oy kullanacak listede kim var hangi isim oy almayı daha fazla hak ediyor diye kendine sorup öyle tercih yapacak sırf bu nedenle ak parti 81 ilde milletvekili olmasını istediğiniz isim isimler kimlerdir diye açık uçlu sorular sorup bu anketten çıkanlarla ilgili ayrı bir dosya oluşturdu mehmet acet yeni şafak